Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf matematik kitabının 14, 15, 16 ve 17. sayfalarındaki soruların cevaplarını yapacağız. Ödevinizi yaptıktan sonra videoyu kontrol amaçlı izlerseniz sizin için daha faydalı olur. Bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. WhatsApp'ta, Facebook'ta arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız sevinirim. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız. Doğal sayılarımıza bakalım. Burada yüzler basamağında kaç var? 1 var daha sonra iki tane sıfır var. Yani onluk ve birlik yok. O zaman bu bir e, yüzlük var burada. Onluk birlik olmadığına göre bu sayımızın okunuşu nedir? Yüzdür. Alttaki sayımız ise 119'dur. Nasıl anlıyoruz 119 olduğunu? Bir, e, yüzler basamağına bakıyoruz. Bir var. Yani bir tane yüzlükten oluşuyor. Onlar basamağında bir var. Yani bir tane onluktan oluşuyor. Birler basamağında ise 9 var. Yani 9 tane birlikten oluşuyor. O zaman nasıl okuruz? 100 19 şeklinde bunu okuyabiliriz. Alttaki sayımıza bakalım şimdi. Burada başta ne var? 1 var. Yani yüzler basamağında 1 var. Onu ne diye okuyoruz? 100 de okuyoruz. Onlar basamağında e, 0 var. Onu okumuyoruz. Ve birler basamağında ne var? 9 var. Okurken bu şekilde okuyoruz. Yani 109 şeklinde okuruz. Bu iki basamaklı bir sayımız. Zaten geçen seneden bunu biliyoruz. Nedir bu? 86'dır. Ya da şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Şimdi bu tarafı biliyorsunuz. Şu iki rakamı geçen sene iki basamaklı sayıyı öğrenmiştik. Çünkü 10 olduğunu biliyoruz bunun. Burası da yüzler basamağıdır. Buna ne demiştik biz? 3 tane yüzlükten oluşuyor. 300 yüz demiştik. Burayı da 10 olarak biliyorsunuz zaten. Direkt 310 diyebilirsiniz isterseniz. Yüzler basamağında 4 tane yüzlük var. Yani 400 diyeceğiz. Onlar basamağında 0 olduğu için okumuyoruz. Daha sonra 2 diyoruz. Yani 402. Bakın çok kolay bu kadar. Basit aslında sayıların okunuşu üç basamaklı. Evet, sonraki sayımıza baktığımızda 5 tane yüzlük var. E, yüzler basamağında 5 var. Yani 5 yüzlükten oluşmuş. Onlar basamağında 0 var okumuyoruz. Daha sonra 3 var birler basamağında. O zaman 503 şeklinde bunu okuyoruz. Bu 64 iki basamaklı bir sayımız. Zaten geçen seneden biliyoruz kolay. Alttaki sayımıza bakalım. Yüzler basamağında kaç var? 7 var. Onlar basamağında 0 var okumuyoruz. O zaman sonra 8 var birler basamağında. Yani 708 diyoruz. Bakın onluk söylemiyoruz hiç i̇şte dikkat edin. Sonraki sayımıza bakalım. Yüzler basamağında 8 var. 800 diyoruz. Onlar basamağında 6 var. Yani 6 tane onluk. 860. Birler basamağında da 6 var. 6. 866 6 şeklinde bunu okuyoruz. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız. Bu defa okunuşları verilmiş sayıların biz bunu e, rakamla yazacağız. Bunları nasıl yazabiliriz? Şöyle bakacağız. 300 dediği yer nedir? Yüzler basamağıdır. 3 tane yüzlükten oluşuyor. Yüzler basamağında 3 var demektir o zaman. Oraya 3'ü yazıyoruz. 90 demiş. bu da onlar basamağının ifade eder. 90, 9 tane onluktan oluşur. O zaman onlar basamağına ne yazacağız? 9 yazacağız. Birler basamağında ise ne vardır? 5 vardır. Dikkat edin, tekrar edelim. 300 100 dediğine göre yüzler basamağında 3 vardır. 90, 9 tane onluktan oluşur. O zaman oraya 9 yazacağız. 5 birlikten oluşur birler basamağı. Oraya da 5 yazacağız. 42 yine iki basamaklı bir sayıdır. Çünkü 100 geçmiyor. Bakın 100 geçmiyorsa 40 ne demek? 4 tane 10'luk demek. 2 ne demek? 2 tane birlik demek. Yani 4 ve 2'yi yan yana yazdığımızda 42 sayısını biz bu şekilde rakamlarla yazmış oluruz. 178 ne demek bu? Yüzler basamağında 100 dediğine göre şimdi sadece bir tane yüzlüğü 100 olarak ifade ederiz. O zaman 1 olacak. Daha sonra 70 dediğine göre 7 tane onluktan oluşur. Onlar basamağı 8, birler basamağında da ne vardır? 8 vardır. 8 tane birlik. 204. Şimdi burada yüzler basamağında ne demek? Bu 100 gördüğümüz yere bakıyoruz. 2 yüz yazdığına göre yüzler basamağında 2 var demektir. Peki onluk var mıdır? Yoktur. Çünkü söylememiş onluğu. O zaman onlar basamağında onluk yoksa 0 yazacağız. 4 birler basamağında 4 yazacağız. 604. Şimdi 6 tane yüzlükten oluşmuş. O zaman yüzler basamağına ne yazıyoruz? 6. Onlar var mı? Onluk var mı? Onluk yok. Onluk yoksa 0 yazıyoruz. 4 birler basamağındadır. Bu şekilde ifade edebiliriz. 990. 900 diyor. Bakın yüzler basamağında ne var o zaman? 9 var. 90. Onlar basamağında 9 var. Peki birler basamağı var mı? Bu defa da birler basamağı olmadığı için oraya 0 yazacağız. 209. 209 ne demek? Yüzler basamağında 2 var demektir. 2 tane yüzlükten oluşmuş demektir. Peki onlar var mı? Onluk var mı burada? Onluk olmadığı için oraya ne yazacağız? 0 yazacağız. Daha sonra da ne vardır? Birler basamağında 9 vardır. 60. 60 ne demektir? Şimdi burada yüzlük yoktur. O zaman 2 basamaktadır bu. Yani onlar basamağında 6 var. Birlik var mı? Yok. O zaman oraya ne yazacağız? 0 yazacağız. 444. 444 ne demektir? Şimdi e, yüzler basamağında 4 tane yüzlük var demektir. 4 yazacağız. E, 40 dediği yerde de onlar basamağıdır. Oraya da 4 yazacağız. Birler basamağı da 4'tür. Oraya da 4 yazacağız. 808 tane yüzlükten oluşmuş. Bakın birler ve onlar basamağı yok. O zaman direkt ne yazacağız? 8'i yazdıktan sonra 2 tane 0 koyacağız. Bloklarla modellenmiş sayıları ve sayıların okunuşlarını yazınız. Şimdi bakalım. Yüz, e, burası nedir? E, bunlar yüzlüktür. Kaç tane yüzlük var? 1 2 3 4 5 6 7 tane yüzlük var. O zaman bu sayının yüzler basamağında ne vardır? 7 vardır. Kaç tane onluk var? 1 tane onluk vardır. Onlar basamağında 1 vardır. Kaç tane birlik var? 1 2 3 3 tane birlik vardır. O zaman birler basamağında da kaç vardır? 3 vardır. Nasıl okuruz bu sayıyı peki biz? Burası yüzler basamağı olduğu için, yüzlük olduğu için 713 şeklinde bunu okuyabiliriz. Yani şuraya yazalım isterseniz. Gelelim sonraki sayımıza. Yüzler basamağında bir tane yüzlük var. Hemen şuraya yazalım. Bir tane yüzlük. Kaç tane onluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane onluk var. O zaman onlar basamağına ne yazacağız? 6. Kaç tane birlik var? 1, 2. 2 tane birlik olduğu için birler basamağına da 2 yazacağız. Bu sayımızın okunuşu nedir? Bir tane yüzlük olduğu için 162 şeklinde okuyabiliriz. Gelelim sonuncuya. 1 2 3 3 tane yüzlük var. Yani yüzler basamağına ne yazacağız? 3 yazacağız. 1 2 3 4 tane onluk var. Onlar basamağına 4 yazacağız. 1 2 3 4 5 tane birlik var. Birler basamağına ne yazacağız? 5 yazacağız. Nasıl okuruz? 3 yüzlük olduğu için yüzler basamağına 300, 4 onluk olduğu için onlar basamağına 40, 340, birler basamağında da 5 var. 345 şeklinde bunu okuyabiliriz. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi abaküs üzerinde gösteriniz. Bakalım şimdi abaküste burası birler basamağını, burası onlar basamağını, burası yüzler basamağını temsil eder. Yani birlik, onluk, yüzlük şeklinde bunu ifade edebiliriz. Şimdi nasıl yapacağız? 846 sayısını birler basamağında 6 olduğu için 6 tane boncuk çizilmiş. Onlar basamağında 4 olduğu için 4 tane boncuk çizilmiş. Yüzler basamağında 8 olduğu için ise 8 tane boncuk çizilmiş. 606 sayısına bakalım. Birler basamağında 6 olduğu için ne yapacağız biz? 6 tane boncuk çizeceğiz. 2 3 4 5 6. Onluk var mı? 0 demiş. O zaman buraya bir şey yapmayacağız. 0 dediği için. Yüzler basamağında kaç tane yüzlük var? 6 tane yüzlük var. O zaman 1 2 3 4 5 6. 606'dır sayımız. 580. Birlik var mı? Yok. O zaman çizmeyeceğiz. Onluk kaç tane? 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yüzlük var mı? 5 tane yüzlük var. 1 2 3 4 5 tane de yüzlüğümüzü çizeceğiz. 580 diye de sayımızı okuruz. 700 birlik ve onluk 0. O zaman onları yapmıyoruz. Yüzlük 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aşağıda abaküs ile verilen 3 basamaklı doğal sayıları ve okunuşlarını örnekteki gibi yazınız. Bakalım. 432 altta da okunuşunu yazmış. Abaküs'te gösterdiği gibi önce onları yazalım buraya. Yüzlük kaç tane var? 3 tane var. Onluk kaç tane var? 4 tane. 4. Birlik kaç tane? 5 tane de birliğimiz var. Nasıl okunur bu? 345. Sonrakine bakalım. Yüzlük kaç tane? 1 2 3 4 5 6. 6 tane yüzlük var. Hemen yüzler basamağına ne yazıyoruz? 6. Onluk kaç tane? 1 2 3 4 5. 5 tane de onluk olduğu için onlar basamağına 5 yazıyoruz. Birlik kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane birlik olduğu için birler basamağına da 7 yazıyoruz. Nasıl okuyoruz? 6 yüzlük 600, 5 yüz, onluk 50, 650, 7 artık biliyoruz. Kaç tane yüzlüğümüz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzlüğümüz var. Yüzler basamağına 5 yazıyoruz. Onluk yok. O zaman onluk yoksa ne yazacağız yerine? 0 yazacağız. Birlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman birler basamağına 6 yazacağız. Nasıl okuyacağız? 506 diye okuyacağız. Yüzlük 3 tane burada. O zaman yüzler basamağına 3 yazacağız. Onluk 1 2 3 4 5 tane. Onlar basamağına 5 yazacağız. Birlik 1 2 3 4 5 6 tane birler basamağına 6 yazacağız. Nasıl okuyacağız? 356. Gördüğünüz gibi farklı bir yöntemle okudum bu defa öğrettiğim yöntemle. Ne yaptık? Yüzler basamağında 3 olduğu için 300 diyoruz. 56'yı zaten önceden bildiğimiz için 356 şeklinde okuyabiliriz. Son sayımıza bakalım. Abaküs'e e, yüzler basamağına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yüzlük var. O yüzler basamağına 9 yazacağız. Buraya yazabileceğimiz daha doğrusu basamaklara Yazabileceğimiz en büyük rakam 9'dur. 9'dan daha başka bir şey yazamayız. 10 yazdığımızda zaten artık rakam olmaz, sayı olur. Onun için onu yazamayız buraya. Burada 10 tane boncuk olmaz yani hiçbir zaman. 1 2 3 4 tane e, onluk varmış. O zaman onlar basamağına 4 diyoruz. Birler basamağında herhangi bir şey olmadığı için ona diyoruz? 0 diyoruz. Okurken de 940 şeklinde okuyoruz. Aşağıdaki verilenlere göre sayıları ve sayıların okunuşlarını yazınız. 4 yüzlük 6 onluk 2 birlik yüzler basamağında ne olacak? 4 olacak. 6 onluk dediğine göre onlar basamağında 6, 2 birlik dediğine göre birler basamağında 2 olur. Nasıl okuruz? 462. 3 yüzlük 9 onluk 6 birlik hemen yazalım. Yüzler basamağına 3, onlar basamağına 9, birler basamağına ise 6. Nasıl okuyoruz? 396. 8 yüzlük 0 onluk 0 birlik. Yüzler basamağında 8 var. Onluk ve birlik olmadığı için 0, 0. Yani 0, onluk, 0, birlik şeklinde olduğu için. Nasıl okuyacağız? 8, 100. 9, yüzlük, 5, onluk, 7, birlik. Yüzler basamağında 9, onlar basamağında 5, birler basamağında 7 olacak. Okurken de 957 şeklinde okuyacağız. 2 yüzlük, 0 onluk, 5 birlik yüzler basamağında 2, onlar basamağında 0, birler basamağında ise 5 olacak. Sayımız ise 205 şeklinde okuruz. Acil durum araçları ve onların numaraları istenmiş bizden. Şimdi acil durum araçlarına bakalım. Ambulans. Ambulansın numarası nedir? Ambulansı 112'yi tuşlayarak arayabiliriz. O zaman şu şekilde yazacağız. 112 112 şeklinde. Okunuşu da nedir? 112. Polis evet 155. Burada orman yangını var. Orman yangını için ne, nereye arıyoruz? 177'yi arıyoruz. Jandarma 156. İtfaiye 110. Verilen bilgilerle çocukların okul numaralarını yazalım şimdi de. Beren'in okul numarası 4 10'luk 700'lük 3 birlikten oluşuyor. Yani bakın dikkat edin. Onluk, e, yüzlük, birlik karışık verilmiş. Onun için şuradaki ilk baştaki 4'ü en başa yüzler basamağına yazarsanız yanılırsınız. Çünkü orası nedir? 4 10'luk diyor. O nereye gelecek? Ortaya. Başında ne var? 7 yüzlük. Başıta 7 olacak. Sonda da 3 birlik oluşacak. 743. Yağız'ın okul numarası 8 birlik, 6 onluk, 2 yüzlükten oluşuyor. 2 yüzlük dediği nerede? Burada. O zaman buraya 2 yazacağız yüzler basamağına. 6 onluk yazacağız. Daha sonra 6 yazacağız. En son ise 8 birlik yazacağız. Cem'in okul numarası 9 onluk bir yüzlükten oluşuyor. Bir, e, burada ne yok? Birlik yok. O zaman yüzler basamağına 1 yazacağız. Onlar basamağına 9 yazacağız. Birler basamağına ise 0 yazacağız. Alya'nın okul numarası 9 birlik 3 yüzlükten oluşuyor. Burada da onluk yok. O zaman yüzler basamağına 3. Onlar basamağı olmadığı için burada 0 verilmediği için birler basamağına ise 9 yazacağız. Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak en büyük ve en küçük 3 basamaklı sayıları oluşturunuz. Rakamları birer kez kullanacağız burada verilen rakamları. En büyük ve en küçüğünü oluşturacağız. Şimdi 4 1 8. En büyük 3 basamaklı sayı nasıl oluştururuz en büyük 3 basamaklı sayıyı? Rakamlardan en büyük olanını en başa yazacağız. Buradaki en büyük 3 basamaklı sayıyı oluşturmak için başa 8 yazacağız yüzler basamağına. Onlar basamağına 4 yazacağız. Daha sonra bu şekilde küçülterek devam edeceğiz. 841. En küçük 3 basamaklı sayıyı oluşturmak için ise tersini yapacağız. En küçüğünü en başa yazacağız. En küçüğünü en başa yazacağız. Daha sonra da sıralayıp gideceğiz büyüklere doğru. Yani bu şekilde yazacağız. En büyük 3 basamaklı sayı. Yine aynı yöntemi kullanacağız. Başına yazacağız. En büyük rakamı 9 yazacağız. Daha sonra 5. Daha sonra 3 şeklinde gidecek. En küçük 3 basamaklı sayı oluşturmak için ise tam tersini. Başa en küçüğü yazacağız. Daha sonra 5 en sonunda da 9 yazacağız.